Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir yayında daha birlikteyiz. Bugün birkaç konuyu konuşacağız ama önce müthiş roman yazarı, yani büyük yazar Selahattin Demirtaş'la ilgili konuşacağız. Büyük yazarı ben söylemiyorum. Bu kitabını imzalayıp gönderdiği kişiler sosyal medyada Selahattin Demirtaş'ın PR'ını yapıyor. Yapmaya devam ediyor. Geçmişte olduğu gibi. Selahattin Demirtaş cezaevinde yazdığı Efsun kitabını dostlarına hediye etti. Hem de imzalı. Tabii dostları çok. Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta dostlarımızla iktidara geleceğiz diyor ya. Bu dostlardan biri de tahmin edersiniz ki Selahattin Demirtaş. Daha geçen hafta Selahattin Demirtaş neden hapiste diye sordu. Niye hapiste olduğunu bilmiyormuş gibi. Ülkemizde yaşamıyormuş gibi. Bu dostlardan biri de Zülfü Livaneli. Hani Halk TV'de ben FETÖ terör örgütüne terör örgütü demem, cemaat derim diyen Zülfü Livaneli. Demirtaş'ın kitabını iştahlı sözlerle kamuoyuna duyuran Livaneli, Yasin Börü'nün katili için edebiyatımızın usta kalemi Selahattin Demirtaş'ın yeni romanını zevkle okuyorum diyor. Ne güzel, zevke bak. Ahmet Hakan bu sözleri şaka zannetmiş. Öyle ya, Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen... Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini... PKK terör örgütü değil diyen, 6-8 Ekim olaylarının fitilini ateşleyen Selahattin Demirtaş, Livaneli'nin nazarında edebiyatımızın usta kalemi olmuş. İlk bakışta şaka gibi geliyor gerçekten. Ama şaka değil. Bir tek Zülfü Livaneli değil, Demirtaş'a güzellemeler tam gaz devam ediyor. Şimdi bu güzellemelerin sonunda baktığımızda acaba cezaevinde yazdığı kitaplar Selahattin Demirtaş'ın elindeki Yasin Börü karnını temizleyecek mi? Ya da Yasin Börü'nün katili olmaktan kurtulacak mı Selahattin Demirtaş? Ya ben hakikaten anlamakta zorluk çekiyorum. Ya böylesi bir olayın faili olan ve şu anda cezaevinde olan bir kişiyle ilgili sanki 6-7 Ekim tarihinde hiçbir şey olmamış gibi, sanki gencecik Yasin Börü'nün kafası ezilerek şehit edilmemiş gibi bu adamın kitabını alıyorlar ve pazarlıyorlar. Tıpkı 7 Haziran seçimleri gibi. Yani bu adamın ne kadar güzel bir adam olduğunu, ne kadar şirin bir adam olduğunu anlata anlata bitiremiyorlardı, hatırlıyor musunuz? Saz çaldırdılar. Türkiyelileşme Partisi sözü vermişti Selahattin Demirtaş. Ne yalan söyleyeyim. Ben o dönemde kendisini izlediğimde vicdanım müsaade etse ben de bu adama oy veririm diye düşünmedim değil. Ama netice itibariyle ekrana baktığınızda şirin gözüken ya da şirin gösterilen bu adamın ağabeyi Kandil'de terör örgütünün önemli bir ismi ve Mehmetçi'ye karşı kalleşçe, alçakça, kahpece katliamlar yapmaya devam ediyor. Ben inanmadım. Birçok kişi inandı. HDP 7 Haziran seçimlerinde biliyorsunuz yüksek bir oy alarak karşılığın, o güzellemelerin karşılığını aldı. Sonra bu Selahattin Demirtaş Bakırköy'de partisinin ilçe binasında basın toplantısı yaptı. Arkasında Apo'nun, bebek katili Apo'nun posteri ve ilk lafı şu oldu. Bu seçimde bize desteklerini esirgemeyen Önder Apo'ya teşekkür ederiz dedi. Millet o zaman yumruğunu sıktı. Ulan hani biz sana Türkiyelileşme Partisi olacaksın diye oy vermiştik. Sonra Kasım seçimleri geldi. Tokatı yediler. Kibirleri aşağı indi. Sonrasında biliyorsunuz. Sonrası hendek kazdılar. İşte çukur kazdılar. Bölgede özerklik ilan etmeye kalkıştılar. Ve en sonunda bu Selahattin Demirtaş, ünlü roman yazarı, edebiyatımızın usta kalemi. Adam çağrı yaptı. Doğu ve Güneydoğu'da çıkın sokağa dedi. Sokağa çıkanlara destek verin dedi. Ve Yasin Börü ile birlikte birçok kişiyi şehit ettiler. Romanları iyi yazıyor Selahattin Demirtaş. Ama Zülfü Livaneli'nin anladığı manada değil. O romanları PKK'ya övgülerle dolu satırlarla karalıyor. Daha geçen gün çıktı dedi ki, hakim sordu, nerelisin sen dedi. Ben Kürdistanlıyım dedi. Ya Zülfü Livaneli bunu bilmiyor mu? Ben Kürdistanlıyım diyen bir kişiyi edebiyatımızın usta kalemi diye lanse ediyor. Ben ne diyeyim? Güzellemeye devam. Usta kaleminiz size hayırlı olsun. Zevkle okumaya devam edin. Ama bu toplum
bu adamın usta bir katil olduğunu ve Yasin Börü'nün katil olduğunu çok iyi biliyor. Bunu siz ne yaparsanız yapın, bu toplum bu gerçekten vazgeçmeyecek ve sizin bu sahte, yalan dolan güzellemelerinize kanmayacak. Bunu böyle bilin. Selahattin Demirtaş'ı biliyorsunuz, Meral Akşener işte eğer kahvaltı davetimi kabul ederse ben bir kendisiyle görüşmek isterim demişti. Meral Akşener de bizde geleneklerimizde düşman bile olsa gelir, evimizde kahvaltı yapar ama sonra gider demişti. Şimdi Meral Akşener de acaba aynı görüşte mi, usta kalem mi yoksa usta katil mi diye düşün, ben görüşünü çok merak ediyorum. Ayrıca şunu da merak ediyorum. Acaba Selahattin Demirtaş Meral Akşener'e, Kemal Kılıçdaroğlu'na ve kendisine güzellik yapan gazeteci tayfasına da bu kitabı göndermiş mi? Geçmişte kitap yerine şey göndermişti, hatırlayın, mektup göndermişti. Meral Akşener demişken, Meral Akşener olmayan başbakanlık koltuğuna oturmaya kararlı görünüyor arkadaşlar. Halk TV'de ben başbakan olacağım demişti. Ben başbakanlığa adayım. Dün partisinin grup toplantısında bir kez daha başbakanlık koltuğuna oturmaya hazır olduğunu söyledi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okudu. Ama ne meydan okuma. Sıkı dur Sayın Erdoğan, başbakan geliyor. Şimdi Meral Hanım'ı böyle dinlerken aslında siyasette iddialı olmak güzel bir şey. Ya iddialı konuşuyor. Siyasetçilerin iddialı konuşması hem kendi tabanına hem de topluma umut veriyor arkadaşlar. Geçmişte Demirel iddia sahibi olarak geldi, partisini iktidara taşıdı. Bakın geliyoruz, hesap soruyoruz diye o avizeleri senin başına yıkacağım demişti Turgut Özal için. İddiada bulunmak güzel bir şey. Fakat Türkiye'de parlamenter sistem devam etmiş olsaydı eğer, Akşener'in bu sözleri bizi heyecanlandırabilirdi. Ancak ortada böyle bir koltuk yok. Olsa hay hay ama yok böyle bir koltuk. Türkiye'nin son başbakanı Binali Yıldırım'dı. Ondan sonra bir başbakanlık koltuğu olmadığı için Binali Yıldırım'dan başka Türkiye'de başbakan olmadı. Anayasa değişmedikçe Millet İttifakı'nın bileşenleri 30 sandalyeye sahip olmadıkça bu böyle kalacak. Yani Türkiye başkanlık sistemiyle yönetilmeye devam edilecek. Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi hayali bir koltuğa talip. Sıkı dur Erdoğan, başbakan geliyor sözünün bu yüzden hiçbir karşılığı yok. Bunu Meral Hanım da biliyor. Meral Hanım'ı ayakta alkışlayan İyi Partililer de bunu biliyor. Ama o sözlerin şehvetine kapılıp ayağa kalkıyorlar, alkış tutuyorlar. Akşener de yapmayın arkadaşlar, korkutuyorsunuz diyor. İmalı imalı. Bakın İyi Parti lideri 2023'te başarılı olmak için ciddi bir çaba içerisinde. Bu gerçeği görelim. 2 yıldır il il dolaşıyor ve halka dokunuyor. Bunun karşılığını da alıyor. Akşener'in dokunduğu insanlar derdini anlatıyor, çare arıyor. Çare olacak kişinin yumruğunu masaya vurmasını bekliyor. Yani Erdoğan'ın koltuğunda oturacak birini arıyor vatandaş. AK Parti'ye oy vermeyen kesimden bahsediyorum. Ama Akşener ben Erdoğan'ın rakibi değilim diyor açık açık. Ben başbakan olacağım diyor. Rakipsiz bir mücadelenin içerisine girmek istiyor. Millet buna inanır mı yahu? Millet 360 sandalye olmadan Türkiye'nin parlamenter sisteme dönemeyeceğini bilmiyor mu? Biliyor ama karşısındaki Meral Akşener ısrarla ben başbakan olacağım diyor. Sıkı dur Erdoğan. Ben geliyorum, başbakan geliyor. Hani şey Zenger yapıyordu. Başbakanımız Turgut Özal geliyor. Ama başbakandı o zaman. Ya da başbakanımız Süleyman Demirel geliyor. O da başbakandı. Şimdi Meral Akşener kendi anonsunu yapıyor. Ben başbakan olacağım, sıkı dur Erdoğan, başbakan geliyor. İyi de bunun, bu söylemin vatandaş nezdinde bir karşılığı yok, olmayacak. Ha, sıkı dur Erdoğan diyor ya, vallahi Erdoğan sıkı duruyor zaten. Seçimlere daha 2 yıl varken Cumhurbaşkanı'na tekrar aday olacağını söylüyor. Bu sıkı durmak değil mi? MHP lideri Devlet Bahçeli de öyle. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Tayyip Erdoğan'dır diyor. E buna rağmen Meral Akşener başbakan koltuğuna talip olmaya devam ediyor. Yani Türkiye başbakanlığından mı bahsediyor yoksa başka bir ülkenin başbakanı? Eğer Türkiye'den bahsediyorsa Türkiye'de böyle bir koltuk yok. Ama Meral Hanım buna talip.
olmayan koltuğa talip olmaya devam ediyor. O zaman olmayan koltuk şimdi de Meral Hanım'a hayırlı olsun diyelim. Ne yapalım? Başka söyleyecek bir şey yok. Evet arkadaşlar, Nagihan Alçı'yı biliyorsunuz. Son zamanlarda Türkiye'nin parlamenter sisteme dönmesini istiyor. Bugüne kadar başkanlık sistemiyle ilgili söyledikleri ortada. Ama ne olduysa Nagihan Millet İttifakı'nın bileşenleriyle aynı noktaya geldi. Nagihan Alçı'nın çok kan akacak sözleri de Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler olabilir kehanetiyle birebir örtüşüyor. Gerçi Nagihan ben siyasi suikast olacak demedim diyor ama buna kim inanır? Niye kan aksın? Durup dururken böyle bir kehanette bulunmanın bir anlamı ne? Bir bilginiz mi var? Bir duyumunuz mu var? Bunu topluma açıklamak zorundasınız. Şimdi Nagihan Alçı niye bunları yazıyor? Kendisine göre bir gerekçesi var. Türkiye'de gerilim olmaması için. Haklı bir talep. Haklı da işte geçmiş insanın peşini bırakmıyor. Bir gün olur geçmişte yaptıklarınız, söyledikleriniz şak diye yüzünüze vuruluyor. Nagihan Alçı dün akşam Habertürk ekranlarında işte böyle bir şey yaşadı. Karşısında Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ vardı. Nagihan Alçı bir soru sordu ama sorduğunu herhalde bin pişman olmuştur. Ümit Özdağ lafını esirgemedi çünkü. Şu videoya bakın. Toplumsal gerilim çok artarsa karşılıklı seçim atmosferinde çatışmalar yaşanabilir. O yüzden muhalefet parlamenter sisteme geçmek istiyorsa bir şekilde iktidarı ikna etmeli ve bu seçimlerden önce birlikte oturarak parlamenter sisteme geçişin yolu aranmalı demiştim. Siz de parti programınıza çok güçlü bir şekilde parlamenter sisteme geçişi yazdınız. Dolayısıyla sizin sistem değişikliğiyle ilgili öngörünüz nedir? Nasıl bir yol haritanız var? Bu değişiklik sizce nasıl olacak? Nagihan Hanım, doğrusu sizin bu tespiti yapmanızı değerli buluyorum. Yani Türkiye'nin toplumsal gerilimin zirvesini yaşadığını ifade etmeniz önemli. Çünkü ben sizi son 10 senede Türkiye'deki toplumsal gerilimin mimarlarından birisi olarak görüyorum. Devam edin. Ben de ayrışmanın buyurun siz. Ve bu 10 sene içerisinde Erdoğan'ın Türkiye'de toplumu germe, düşmanlaştırma, yabancılaştırma ve kavgaya hazırlama politikalarının öncü isimlerinden birisi oldunuz. Ama şimdi galiba tehlikeli bir oyun oynadınız. Siz de gördünüz ki artık parlamenter demokrasiye dönelim diyorsunuz. Ama parlamenter demokrasiler kaldı. Pardon. Soruyu sorduğunuz sonuna kadar dinleyin lütfen. Evet ama ben siz benimle ilgili sonra çok ağır şeyler söylediniz. Siz istediğinizi söyleyin. Kabul etmiyorum. Hanımefendi siz 10 sene çok ağır şeyler söylediniz. Hayır, o kadar ağır şeyler söylediniz nedir, ki Türk milletine o kadar ağır hakaretler ettiniz ki Sayın Türk devletine o kadar ağır hakaretler ettiniz. Sayın Özdağ ben lütfen size şimdi biraz tahammül edin ve tahammül gösterin. Kendi küçük dar kadronuza belki kendinizi dinletmek için benim üzerimden bir şey söylemeye çalışıyor olabilirsiniz. Ben size son derece büyük bir saygı içinde oturdum ve bir partinizi de tebrik ettim ve sükunet içinde sorularımı sormak için buraya geldim. Ümit Özdağ öyle şeyler söyledi ki o esnada ekranı izleyenler dondu kaldı. Ama şimdi haksızlık etmeyelim. Nagihan Alçı'nın falsosu var da Ümit Özdağ'ın olmaz mı? Şimdi Ümit Özdağ bu lafı söylüyor. Nagihan Alçı'yı orada mat ediyor değil mi? Ya da tuş ediyor. Ekranlarda da bak ben Nagihan Alçı zaten dün sosyal medyada sürekli bu konu konuşuldu. Ama Nagihan Alçı da bu sözlerin altında kalmadı. Özdağ'ı yakın geçmişiyle vurdu. Haklı olarak vurdu. Bakın buyurun. Ben sizin ne bir masum Afgan bakkal açtı ismi Afgan diye onu fotoğraflayıp hedef göstermenizi ne obez Suriyeliler diye ırkçı paylaşımlar yapmanızı burada dile getirmeyi de düşünmüyorum. Bu ülkede masum çocuklar, kadınlar kendi ülkelerinde hayatları tehlikede diye gelip bizde sığınma buldularsa bunu potansiyel suçlu olarak etiketlemek dünya literatüründe de ırkçılık olarak geçer. Lütfen kusura bakmayın. Tamam. Bakın ben büyük bir saygıyla oturdum ve size sorularımı sormaya devam edeceğim. Tamam. Sizden de aynı şeyi bekliyorum. Peki. Bu arada hani siyasi cinayetler, kan akacak vesaire bunlar tartışılırken Ümit Özdağ bir başka iddiada bulundu arkadaşlar. Kendisine yönelik bir suikast planını açıkladı. Ya bunlar birdenbire nasıl ortaya çıkıyor anlamak mümkün değil. Benimle ilgili bir istihbarat bana geldi. Hangi örgütün bana karşı bir suikast girişimi planladığını ben biliyorum. Hangi örgütün kendisini öldürmek istediğini çok fazla ayrıntı vermeden açıklamış oldu. Tabii gazeteciler boş durmadı.
soru üstüne soru sordular Ümit Özdağ'a. Polisten mi geldi bu istihbarat? Evet. Bilgi geldi yani. Bana bilgi geldi. Yani devletin resmi ne zaman geldi efendim? Yakın zamanda. 3 gün önce geldi. 3 gün önce geldi. Ama devlete çok daha önce gelmiş, sıkıntı verici olan şey o. Ve bu benden gizlenmiş şu ana kadar. Ya devlet bu bilgiyi almış, size de bildirdiler. Bana da bildirmemiş. Size hangi kanaldan geldi? Ben bunu gayri resmi olarak aldım resmi makamlardan. 3 gün önce devlet bildirmedi mi? Hayır, bana bildirmedi. Siz gayri resmi öğrendiniz. Ben gayri resmi olarak öğrendim. Doğrulattınız mı sonra devlete? Doğrulattınız mı güvenlik güçlerine? Ya çok önemli bir şey söylüyorsunuz şu an. Yani sizinle ilgili... Yani ona göre koruma, güvenlik... Bunlar doğrulanmaz. Tamam. Sizden gizleyen makam bunu doğrulamaz. Şimdi hangi örgüt Ümit Özdağ'ı öldürmek istemiş olabilir? Doğrudur. Yani söylemleri, bütün siyasiler zaman zaman tehditler alabiliyorlar. Suikast planları yapılabiliyor. İş adamlarına da yapılıyor. Ya bize de yapılıyor. Ama böylesi vahim iddiaları böyle altını doldurmadan açıklamak, aldım devlet de benden gizlemiş diyor. Şimdi herhalde devlet bir açıklama yapar. Ya da yapmaz. Kendisi diyor ki devlet açıklama yaptı mı bu tür şeyleri açıklamazlar diyor. O zaman sen niye açıklıyorsun? Niye kendine hedef gösteriyorsun? Yani topluma bak Ümit Özdağ suikaste uğrayacak, bak tehlike altında dedirtmek için mi? Devlet bunu gizli tutmuş. Ya ben akıl sır erdiremiyorum. Biri diyor ki böyle, öbürü diyor siyasi cinayetler olacak. Bir başkası başka bir şey söylüyor. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi o siyasi cinayetler olabilir sözünden dolayı savcılık resmen soruşturma başlattı. Kemal Kılıçdaroğlu gidip burada dokunulmazlığını kaldırmasına gerek yok. Kendi isteğiyle gidip bu aldığı duyumları savcılarla paylaşacak mı, paylaşmayacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Şunu da söyleyelim arkadaşlar. Kemal Kılıçdaroğlu ta 2016 yılında bu iddiada bulunmuş. Neden? Efendim AK Parti seçimle İş başından gitmemek için eli silahlı kişilerle suikast yaptırabilir. Dün de söyledim, önceki gün de söyledim. Kemal Kılıçdaroğlu tehlikeli sularda yüzüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ön açıyor. Ya da Ümit Özdağ, fark etmiyor. Efendim suikastler olabilir. Kim diyor bunu? FETÖ'cüler. Nihayet de Süleyman Soylu da çıktı, dedi ki ya ben İçişleri Bakanı olarak sordum, böyle bir suikast veya böyle bir şey var mı? Yok. Bu FETÖ taktiği dedi. Haklı. FETÖ aylardır bu yaygarayı dile getiriyor. İşte yok ölüm listesindeki gazeteciler, yok şunlar, yok bunlar. Günlerdir, aylardır FETÖ'cüler bunu gündeme getiriyor ve kaos yaratmak istiyor. Cihat Yayıcı Paşa burada söyledi. Bunlar darbe yapamazlar artık ama suikast yaparak iktidarı düşürme eğiliminde olabilirler. Yani suikastle darbe yapmaya kalkışabilirler. Şimdi aynı dil. Ya bakın. Bir kişi bir şey söylerken inandırıcı olması lazım. Kemal Kılıçdaroğlu daha önce ne dedi? 80 mi 90 mı AK Parti milletvekilinin baylok listesi bende dedi. Açıkla. 3 sene geçti. Açıkla kardeşim. Tık yok. Ben Habertürk ekranlarında Dursun Çiçek'e söyledim. Ya siz bunu niye açıklamıyorsunuz dedim. Dursun Çiçek orada açık açık şunu söyledi. Hadi Bey, genel başkanımız blöf yapıyor. Ya iktidara talip olan, Türkiye'yi yönetmeye talip olan bir kişi blöf yapar mı? Ama Kemal Kılıçdaroğlu bunları yapıyor. Yeni değil. Ne dedik? Aparat olmaya devam ediyor. FETÖ'nün aparatı. Ya da Sedat Peker'in aparatlığını devam ediyor. O da aynı şeyi söylüyor. Efendim suikastler olacak, şöyle olacak, böyle olacak. 40 yaş altındaki gençler sokağa inmeyin. Peki bir söylediğiniz tutmamışsa, yalanlarınız ortadayken millet size inanır mı? Kim inanır buna? Buyurun savcılığa gidin, ifade verin. İlginç değil mi? Arkadaşlar bizim Merdan Yanar da hani sahibi olduğu televizyonda can atakliyor. Yok öyle, hem nalına hem mıhına vurmak yok. Bize İmamoğlu'na giydirmek yok. İmamoğlu bizim kırmızı çizgimizdir. Mealindeki bir takım ifadeler kullanmıştı. İşte o Merdan Yanar da ekranlarda ben dahil, Cüneyt Özdemir dahil öyle bir dil, öyle rezil bir dil kullanıyordu ki benim için neler söyledi? Bir sürü dava açtık. Şimdi tazminata mahkum edildi. Hapis cezası yedi vesaire. Şimdi Merdan Yanar da dürüst ve ilkeli gazetecilik yaptığını söylüyor. Eyvallah. Ama mesela bu ülkenin gurur kaynağı Selçuk Bayraktar'la ilgili yine kendi ekranında kara bir propaganda dile getirmişti. Ne demişti? Arkadaş, Selçuk Bayraktar haksız kazanç elde ediyor. Böyle bir ifade kullanmıştı.
Belge bilgi yok. Salla gitsin. Ya bu ülkede hukuk yok mu? Bu ülkede yargı yok mu? Sen iftira atarken bir belge sunma lütfunda bulunmaz mısın? Merdan Yanardağ. Bir belge. Selçuk Bayraktar dava açtı ve bakın davacının haksız kazanç elde ettiği algısının oluşturulması nedeniyle Merdan Yanardağ 40 bin liralık tazminat cezasına çarptırıldı. 40 bin liracık. Ne olacak canım yani, o destek çok yani. Bunun ceza davası var mı bilmiyorum ama manevi tazminat davası yasal faiziyle birlikte alınacak ve davacıya verilecek. Şimdi Selçuk Bayraktar bu karar sonrası şöyle bir şey açıkladı. Doğru işleri her zaman karalama, yalan ve iftirayla engellemek isteyenler olacaktır. Kimin maşası ve nerenin piyonu olduğu belli olmayan alçaklara aldırma. Kendi okuyucularına, kendi takipçilerine bu mesajı veriyor. Hak bildiğin yolda eğilmeden, bükülmeden dosdoğru yürümeye devam et. Bize atılan iftira daha hukuktan döndü ve yalan olduğu tescillendi. ABC gazetesinin o dönemdeki yazarı Yılmaz Polat ve yöneticisi Merdan Yanardağ'dan kazandığımız manevi tazminatı şehitlerimizin çocuklarına eğitim bursu olarak bağışlayacağız. Merdan tabii şöyle, Selçuk Bayraktar burada bu açıklamayı yapıp bu 40 bin lirayı şehit çocuklarına bağışlayacağını söyleyince herhalde Merdan Yanardağ'a koymaz. Yani yalancı, iftiracı, tamam orası zaten tescilli. Ama 40 bin lirayı Selçuk Bayraktar bağış yapmadan yeseydi Merdan çok üzülürdü. Ama şimdi tabii şehit yakınlarına verilmesi herhalde üzmez bizim bu güzel arkadaşımızı, değil mi? Yani çok bu konularda duyarlı ya. O yüzden Merdan'a bu para koymaz diye düşünüyorum. Selçuk Bayraktar, bakın ben hiç yüz yüze gelmedim, tanışmıyorum. Ama Selçuk Bayraktar'a, hakikaten Selçuk Bayraktar'a çamur atmak, çamur sıçratmaya çalışmak benim düşünceme göre akılsızlıktır, gerizekalıdır. Benim düşünceme göre söylüyorum. Yani adamın Türkiye için yaptıkları ortada. Gecesini gündüzüne katarak savunma sistemimizle ilgili yaptıkları İHA'lar, SİHA'lar, DİHA'lar, artık adlarını bile söyleyemiyoruz. Ne oldu? Haksız kazanç elde ediyormuş. Kemal Kılıçdaroğlu da bir ara çıktı, dedi ki kendi savunma sistemini kuruyor. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na dediler ya sen ne yapıyorsun ya? Deli misin sen genel başkan? Bu adam Türkiye'nin gururu, yapma etme, bir daha diline dolama sakın. Tabi alışmışlardı. Berat damat, Berat damat, Berat aşağı, Berat yukarı. Selçuk Bayraktar'a da böyle bir hani yafta yapıştırmak istediler ama SİHA'lar, İHA'lar, DİHA'lar, uçan arabalar şimdi onun projenin üzerinde çalışıyor. Bunlara çarptılar, neye uğradığını şaşırdılar. Her gün yeni bir şey. Gerçi bakın tekrar söylüyorum, içlerine sindirebilmiş değiller. CHP'li biri çıktı dedi ki ne yazık ki maalesef Azerbaycan'a silah gönderdik. Para gönderdik, İHA gönderdik, SİHA gönderdik. Sindiremiyorlar. Sindiremedikleri için bu Berat'çığım gibi iftira atmaya devam ediyorlar. Bir başka ilginç bir haber var. Cumhuriyet gazetesinde davacı olan Bilal Erdoğan ve bu dava dün değil evvelsi gün görüldü. Cumhuriyet çalışanları adliyede diye böyle bir haber attılar. Ajitasyon, başlık attılar. Birinci sayfada devam ettiler. İçeride de Cumhuriyet çalışanları yine adliye koridorlarında, Allah Allah hayırdır diyorsunuz. Sonra başlığa baktım, arkadaş kelimesi hakaret sayıldı. Ya bu kadar da olmaz dedim ya. Ayıp ya. Yani bir kişi arkadaş dedi diye dava edilir mi ya dedim. Aşk olsun Bilal Erdoğan dedim. Sitem ettim. Telefonu bende olsa hemen arardım, ya Bilal Bey siz ne yapıyorsunuz ya? Size arkadaş dediler diye böyle yapılır mı dedim. Diyecektim ama diyemedim. Cumhuriyet bu yani kısa olur mu canım bu kadar dememi hemen başka yöne çevirdi. Şimdi diyor ki başlıkta arkadaş kelimesi hakaret sayıldı diyor. Sonra devamında haberin devamını bir okuyalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın şikayeti üzerine Bilal Erdoğan'ın şanslı arkadaşı ve arkadaş ihale zengini başlıklı haberlere gerekçe gösterilerek genel yayın yönetmenimiz, koordinatörümüz Serkan Ozan, sorumlu yazı işleri müdürümüz Olcay
Büyüktaş Akça internet sorumlusu Ozan Yurtoğlu ve haberleri yapan muhabirimiz Hazar Ocak hakkında ceza davası açıldı. Davanın ilk duruşması görülmüş. Bilal Erdoğan avukatı, çalışanlarımız hakkında Bilal Erdoğan'ın şanslı arkadaşı ve arkadaş ihale zengini başlıklı haberlerimizden ötürü hakaret ve iftira davası suçlamasıyla dava açılması talebiyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. İddianamede bunlara yer verildi. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava görüldü. İşte bunlar üzerine atılı suçu kabul etmemişler ve savunmasını yapan bu arkadaşlardan birisi muhabir Hazal Ocak savunmasını şöyle vermiş. Kabul etmiyorum bu suçlamayı. Arkadaş kelimesinin Türk Dil Kurumu'nun kelime anlamına göre hakaret içermediğini anlattı. Ocak, Erdoğan ile Başçı'nın arkadaş olduğunun 2013 yılından beri gündeme geldiğini ve pek çok haberde yazıldığına dikkat çekerek bu durumu alenileştirdiğini ve sade gazetecilik yaptığını söyledi. Ya bak, şimdi kelime oyunlarını görüyor musunuz? Algıyı görüyor musunuz? Vallahi bu algı da bunlar çok başarılı. Acayip başarılılar. Arkadaş kelimesi Türk Dil Kurumu'nda hakaret değil. İyi de sen arkadaş dediğin kişiye iftira atmışsın. Sen arkadaş dediğin kişiye, yani Bilal Erdoğan'ın arkadaşı dediğin kişiye ihale zengini demişsin. Ve Bilal Erdoğan'ın arkadaşı olan kişinin şanslı olduğunu, şanslı arkadaşı, niye şanslı, niye bunun altını açmıyorsun? Şanslı da ne yaptı mesela? İhale aldığını söylüyorsun. Adam da diyor ki ihale yok, bu bizim çalışanımız. Gazetecilik faaliyeti yapmışlar. Bir başka Cumhuriyet çalışanı da belgelerin ortada olduğunu kaydetti. Hangi belge? Bilal Erdoğan'la o kişilerin arkadaş olduğuna ilişkin bir belge mi? Yoksa başka bir şeyden mi bahsediyorsun? Ya demek konu arkadaş değil. Belgeden bahsettiğine göre. Hakaret içermiyor demiş falan fistan. Avukatları da gazetecilik çalışması yaptık diyorlar. Erdoğan'ın avukatı Zeynep Şahin ise haberde Erdoğan'ın Başçı ile herhangi bir arkadaşlığı bulunmadığını ve ihaleyi kazanmasında bir dahlinin olmadığını savunarak müvekkilimin kişilik hakları zedelenmiş ve haber içeriği nedeniyle mağdur olmuştur. Şimdi şöyle diyor. Cumhuriyet diyor ki Bilal Erdoğan'la arkadaş olduğu için ihaleyi kaptı diyor. Şanslı diyor. Bilal Erdoğan da diyor ki benim bunda dahlim yok. Benim arkadaşım da değil. Siz de getirip diyorsunuz ki arkadaş kelimesi hakaret oldu. Habere bak. Tabii sadece fonlu veya fonsuz medyanın gazeteciler cemiyeti olan bir kurum var. O da Turgay Olcaytoy'da Olcaytoy. Sansürün olmadığı özgürce haber yapılabilen bir ülke istiyoruz. Yahu özgürce haberi değil, özgürlüğün ötesine geçmişsiniz, yalan haber yazıyorsunuz. Aha bu Cumhuriyet Gazetesi her gün neredeyse manşetinde cevap hakkı kullanıyor. Yani özgür gazeteciliğinizin ötesinde yalan özgürlüğüne dolanmışsınız ve hala özgür gazeteci ülke istiyoruz diyor. Bir medya demişken son bölümde şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Birkaç gündür TÜGVA ile ilgili haberler yapılıyor. Efendim TÜGVA İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yerini gasp etti, çıkmıyor, belgeler, bilgiler, bir sürü şey yok, devlete paralel yapı gibi, FETÖ'den boşalan yerlere TÜGVA'lıları yerleştiriyorlar gibi bir sürü haber yayınlanıyor. TÜGVA'nın başkanı çıktı, Cüneyt Özdemir'e konuştu, bu iddiaları yalanladı ve döndü, meydan okudu. Ertesi gün bütün fonlu fonsuz medyada belgeleri kabul etti diye çıktı haber. Ama böyle bir kabul etme yoktu. Ben TÜGVA'nın bu tartışmaların vesairesinde değilim. Ben başka bir şey söyleyeceğim arkadaşlar size. Şimdi bakın, Cumhuriyet, Sözcü, Tele 1, Halk TV, Bir Gün, Evrensel ve diğer muhalif siteler hepsi günlerdir TÜGVA üzerinde bir karalama kampanyasına girmişler ve bir FETÖ benzerliğine dikkat çekiyorlar. Ve şunu söyleyeyim, gündem oluştu. Gündemi belirliyorlar, yani tartışıyorlar, konuşuyorlar. İktidara yakın medyaya baktığımızda sanki üzerlerine bir ölü toprağı serilmiş. Bütün hepsi, sırayla söylüyorum. Sabah, Takvim, ATV, A Haber, Hürriyet, Kanal D, Milliyet, CNN Türk, Akşam Gazetesi, T24, Beyaz TV, daha sayayım mı? Yeni Şafak, Yeni Akit, bütün medya
diyorlar yani iktidarın elinde ve bu medya kuruluşları kara propaganda yapan bu fonlu fonsuz medyanın ya da muhalif medyanın bu algısını yıkamıyor. Yıkamıyor ve cılız bir takım haberlerle içeriden bir takım şeyler yapıyorlar. Ya arkadaş, yani adamlar bir şeyler yapıyor, tartışma programlarında yok. Bir tek TÜGVA başkanı çıktı, o da Cüneyt Özdemir'e konuştu. Yani bu işin gerçeğini topluma siz niye anlatmıyorsunuz? Bu kadar aciz misiniz yani? Yani gerçekten bu algı operasyonuyla TÜGVA'yı getirdiler, FETÖ'yle aynı kareye koydular ve dediler ki FETÖ'den boşalan yerlere TÜGVA örgütlerine bakın. Tekrar söyleyeyim, bazıları da dinci örgütler diyor. TÜGVA, TÜRGEV, ENSAR vesaire bunun gibi dernekleri getirdiler. Örgütler dediler, dinci dediler ve FETÖ'yle aynı kareye koydular. Ya sizin bunlara karşı, bunların kafasına balyoz gibi inmeniz gerekirken hakikaten ben anlamakta zorluk çekiyorum. Ölü toprağa serilmiş. Çıt yok. Etki yok. Yazarlar yok. Kimse çıkıp da bu işin doğrusunu, yani bu derneklerin yıllardır gençler için, bu ülkenin gençler için neler yaptığını anlatmıyor, anlatamıyor. Öbür taraftan algı operasyonu devam ediyor. Cumhuriyet gazetesi bugün sormuş, atmış manşeti. Cumhuriyeti öbürü sözcüsü. TÜGVA sızıntıları. Bakın nerelere geldi bu iş. Bunları iktidara yakın medya üzerine ölü toprağa serildiği için yok edemiyor, çürütemiyor ve öylece yoluna devam ediyor. Burada bizler elimizden geldiği kadar bunları konuşmaya çalışıyoruz. Bizimle ilgili algılar bakın. TÜGVA başkanı çıktı konuştu. Olmayan sözleri manşet yaptılar. Ya sizin gazeteniz yok mu kardeşim? Sizin televizyonunuz yok mu ya? Siz neredesiniz? Kimse yok mu kardeşim? Yoklar. Evet arkadaşlar, bugün geldik programımızın sonuna. Başka bir programda daha karşılaşmak üzere, buluşmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.